Dur. Günaydın bayım. Bir sonraki kasaba hangisi? Aberdeen. Aberdeen mi? İskoçya, Illinois değil. İsmi oradan bize yadigar kaldı. 3 kilometre kadar ileride. Büyük bir yerdir. Doktor olacak kadar büyük mü? Şunu söyleyebilirim. Doktor Davis her canlıdan anlar. Muayenehanesi berber dükkanının tam karşısında. Teşekkür ederim. Bir saniye. Şu torbalar. Yanılmıyorsam siz Güneylisiniz. Bildin mi? Evet, doğru. Bu biraz komik oldu. Ben güneye taşınıyorum, siz kuzeye gidiyorsunuz. İşler ters gitti diyelim. Ama bana sorarsanız yanlış yöne gidiyorsunuz. Güneyde daha çok para kazanırsınız. Artıkları toplamak bana göre değil. Artık toplamak mı? Çuvalla gezen birine göre fazla iddialısınız. Savaş artık bitti. İşte geldik. Hadi David. Otur Lens. Burada bekle. Girin. Doktor Davis? Evet, benim. Sizin için ne yapabilirim? Emin değilim. Peki o zaman neden geldiniz? İkiniz de sağlıklı görünüyorsunuz. Oğlumu muayene etmenizi istiyorum. Yakışıklı bir çocuk. İsmin ne evlat? David. David Chandler. Senden duymak istiyorum. Doktor, oğlum konuşamıyor. Hadi gel o zaman, seni bir muayene ederim. Doktorları pek sevmiyorsun galiba. Hı? İlk doktorun olmadığım hemen anlaşılıyor. Haklısın. Boğazına kulağına bakan o meraklı ihtiyarlardan usanmışsındır. Ben de olsam usanırdım. Gel hadi, canını yakmayacağım. Merak etme. Otur bakalım şuraya. Şimdi ağzını aç. Biraz daha büyük aç bakayım. Evet, böyle çok iyi. Ne kadar zamandır bu durumda? 1 yıldır. Peki bu nasıl oldu? Şok geçiyor. Hadi sen dışarıda bekle. Ona bakan diğer doktorlar ne dedi? Lütfen söyleyin doktor. Yardım edebilir misiniz? Bu kırık bir kol ya da bacak gibi basit bir şey değil. Daha farklı. Yani ne diyorsunuz? Bu konuda kesin bir bilgi yok. Mesela bazı doktorlar bu tip sorunlar boğazda değil, beyinde diyor. Bay Chandler, bazen doktor değil de keşke rahip olsaydım diyorum. Rahipler insana umut verir. Doktorlarsa gerçekleri söyler. Yani umut yok. Hayır, her zaman bir umut vardır. İnanç, inancımız var mı Bay Chandler? Biraz. İnancınız yüksek olmazsa karamsarlığınız artar ve bu da kötü bir alışkanlık haline gelir. Tıpkı savaş gibi. Aslında David için çok az da olsa bir ihtimal olabilir. Peki diğer doktorlar size herhangi bir tedavi önerdi mi? Hayır. Ameliyatın faydası olabilir. Tabii bunu doğru doktor yaparsa. Siz mi doktor? Hayır, ben yapamam. Bu tür ameliyatları başarıyla yapan eski bir meslektaşımdan bahsediyorum. Sizce yapabilir mi? Olabilir. Son gördüğümde Minnesota'da Doktor Mayo ile çalışıyorum demişti. Minnesota'nın neresinde? Rochester'da. Peki ismi? Strauss, Doktor Eli Strauss.
Sağ olsun. Sağ olsun. Bir dakika. Sırf benim sözümle böyle çıkıp gidemezsiniz. Siz gitmez miydiniz? Bilmiyorum. Ben önce haber verirdim. Tavsiyemi dinleyin Bay Chandler. Bence oğlunuzun durumunu kabullenin. Ona haber verebilir misiniz? Elbette. İkna edilmesi zor birisiniz. Keçi gibi inatçısınız. Şu an hiç param yok. Ücret ödeyemem. Para ne zaman önemsizdir biliyor musunuz? Bir adama cennetin kapılarını açtığında bu konuda henüz bir sorun yaşamadım. Çok teşekkür ederim. Şimdiden teşekkür etme. Oraya gittikten sonra bana kızabilirsin. Minnesota'ya gitmeliyiz. Orada bir doktor varmış. Ne hissettiğini biliyorum oğlum ama denemeliyiz. Belki de aradığımız adam odur. Anlayacağını biliyordum. Hadi. Yürü Lance. Senin koyunlar yolu tıkıyor Harry. Kaldır onları Lance. Hadi oğlum. Çoban köpeği dediğin böyle olur baba. Hadi gidelim. De, yürü. Gel Lens. Otur oğlum. Hemen geliyorum. Şeker alamayız David. Yiyecek almalıyız. Gerçek yiyecek. Biliyorum. Teşekkür ederim Bayan Schumacher. İyi günler. Ne istemiştiniz? Oğlumla buradan geçiyorduk da bir şeyler lazım. Tam yerine geldiniz. Bunu satıyorum. Özel yapım. $20 eder mi? Artık o kadar etmez. Savaştan önce belki. Son zamanlarda gümüş parça çok geliyor. Aslında daha çok eder ama ne yapayım peki? Takas olur mu? Bence $10 olur. 20 desek? Peki madem öyle ortasını bulalım. $15 pek çok şey alırsınız. Koca bir kutu şeker de. Biraz daha çıksanız. Çıkamam. Zaten bundan çok az kârım olacak. İhtiyacınızı alın hesaplaşırız. Sağ olun. Bir dakika nereye? Köpeği rahat bırakın. Tek başına dolaştığı için sokak köpeği sandık. Ama değil. Yanlış anlamışız. Kapa çeneni Tom. Hadi David. Bir dakika. Onu çaldığımızı düşünmüyorsun değil mi? Buralarda bu çok ağır bir ithamdır. Ben bir şey düşünmüyorum. Sadece sorun istemiyorum. Sen güneylisin değil mi?
Evet Güneyli. Şu çizmelerine baksana. Yüzüme bak ahbap, sana bir şey soracağım. Evet. Evet mi? Evet de ne demek? Benim adım Burley. Jeb Burley. Öğrenmek istediğiniz buysa Bay Burley, evet Güneyli'yim. Hadi David. Bir dakika. Saygılı ol. Ben konuşurken insanların sırtını dönmesinden hoşlanmam. Bana bak dedim. Ben konuşurken yüzüme bakacaksın. Bakıyorum ama pek bir şey göremiyorum. Hadi yürü David. Hadi Jeb, gidelim. Nereye gidiyorsun? İnsanları böyle suçlayamazsın. Senin olduğunu nereden bileceğim? Belki de o köpeği sen çaldın. Söylesene, kimin o? Benim olduğunu söyledim ben ya. Ben çocuktan duymak istiyorum. Kimin köpeği? Konuşsana. Konuş dedim. İyi misin canım? Bir şey oldu mu? Efendim? Ne diyorsun? Nasıl? Ne demek istiyorsun? Adım David Chandler. Atlanta, Georgia'lıyım. Konuşamıyorum. Kardeşinden umudum yok. Hiç değilse sen adam olsana. Kaç kere ona buna sataşma dedim. Ne yapsaydım yani? O pis ukala Güneyli'nin hakaretini sineye mi çekseydim? Sus, bana bağırmayın. Kes, kes dedim. Ama o başlattı baba. Ha, belki de başlatmadı. Canın yandı mı? Bir yudum alayım. Ha. Bence onun daha çok ihtiyacı var. Ne oldu burada? Bu asabi arkadaş durup dururken benim çocuklara sataşmaya kalkmış. Ha, sarhoş galiba. Bilmem, emin değilim. Bırakalım da yargıç karar versin. Siz de gelin. O adam baban mı? Hadi gel. Neler olduğunu öğrenelim. Yardım lazım mı Lin? Hadi. Bin bakalım. Bir dakika. Eskiden babanla yaptığımız gibi gelip seninle konuşmak istiyordum. Koyunların dün arazimdeydi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Aslına bakarsan konuşmak istediğim konulardan biri de buydu. Artık koyunlarım için yeterli yer bulamıyorum. Çünkü senin çiftliğin resmen beni kendi arazime hapsetti. Daha çok otluğa ihtiyacım oldu. Kusura bakma Harry, yoluma çıkan sensin. Ben ise tam tersini düşünüyorum Linet. De, yürüyün de. İfade verecek durumda mısınız? Sarhoş değildim efendim. Şimdilik sarhoşluk konusunu düşürüyoruz. Köpeğinizi çalıyorlardı, öyle mi? Evet efendim. Hı-hı. Ne diyorsun Cep? Adam sizi hırsızlıkla suçluyor. Adam yalan söylüyor. Bu arada Sayın Yargıç, benim ismim Chandler. Pekala Bay Chandler, devam edelim. Olay anında Tom ve Cep'i köpeğinizle birlikte gören olmamış. Şerif, köpek oğlunuzun yanındaydı diyor. Şerif yanılıyor. Ne demek yanılıyor? Köpek çocuklaydı diyorsa çocukladır. Evet efendim. Tamam. Diğer suçlamaya geçelim, yani saldırı suçuna.
İlk yumruğu kim attı? Jeb Burley mi yoksa siz mi? Tam olarak hatırlamıyorum. Size son derece basit bir soru sordum Bay Chandler. İlk yumruğu ya Jeb Burley atmıştır ya da siz. Pek çok savaş ilk kurşunun atılmasıyla başlar. Bay Chandler, siz bu adama saldırıp onu yere yıktınız mı, yıkmadınız mı? Yıktım efendim. Pekala. Tanık var mı şerif? Hayır. Kürsüden inebilirsiniz. Bekleyin Bay Chandler. Kararımı bildiriyorum. Yabancı olmanızın kararımla hiçbir ilgisi yok. Mahkememiz ülkedeki tüm mahkemelerin yapacağı gibi karıştığınız olayı değerlendirdi ve sizi saldırı, darp ve huzuru bozmaktan suçlu buldu. 30 gün ya da 30 dolar. 30 gün hapis ya da 30 dolar. 30 dolarım yok. O zaman 30 gün hapis. Bakmak zorunda olduğum bir oğlum var. Bunun konumuzla bir ilgisi yok Bay Chandler. Ceza verdiğim çoğu insanın çocuğu var. Bana biraz zaman verirseniz çalışıp cezamı öderim. Oğlumu yalnız bırakamam. Üzgünüm Bay Chandler. Oğlunuzu sarhoş olmadan önce düşünecektiniz. Dava kapanmıştır. Gelin. Bir dakika durun. Sakin olun bayım. Bir saniye Yargıç Morley. Ne var Linet? Cezayı ben öderim. Anlamadım. Çalışırım demişti. Çiftliğimde çalışabilir. Evet, bu mümkün olabilir. Tabii istediğin buysa. Evet Sayın Yargıç. Pekala şerif, onu serbest bırakın. Linet, odamda biraz görüşelim. Duruşma bitti. Siz burada bekleyin. Linet. Sorun mu arıyorsun? Beni tehdit mi ediyorsun? Evet. Bunu görmek sahiden çok üzücü. Neyi? Bir çocuğun büyümek için böyle çabalamasına. Bu davanın nasıl sonuçlandığından bizim de haberimiz olsun. Tamam, dediğiniz gibi evet. Evet anladım. Bunu sadece Burley'lere inat olsun diye yapmadığından emin misin Linet? Sürüleri giderek büyüyor. Onları durdurmaya kimsenin gücü yetmez. Bunu sen de bilsen iyi olur. Ben kimseyi durdurmaya çalışmıyorum. Ama Burley'nin ya da başkalarının da beni durdurmasını istemiyorum. Bunu o çocuk için yapıyorum. Madem öyle, çocuğu 30 günlüğüne yanına alsaydın ya. İşe yaramazdı. Başta ben de öyle düşündüm. Ama onlara baktığımda ayrılmamaları gerektiğini anladım. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. İnsanları iyi tanırım Linet. Özellikle güneylileri ve sarhoşları. Sorun çıkarırlar. Bana hiç de öyle biri gibi gelmedi. Üstelik çocuk da var. Tamam anladım. Bildiğin gibi yap. Şu cezayı öde bakalım. 30 dolar. Tamam da benim de hiç param yok. Ne dedin? İyi anlayamadım Linet. Şu an param yok dedim. Hasat zamanı gelip ürünü topladığımda sana ayda 10 dolar ödeyebilirim. Yani mahkeme salonunda bana bilerek yalan mı söyledin? O baba ile oğlunu ayırmaya gönlüm razı gelmedi. Ödeyeceğim dedim mi öderim bilirsin. Zaten yardımcım olacağı için hemen ödemeye başlarım. Senden de çiftliğinden de bıktım. Bence en iyisi o çiftliği elden çıkarıp kasabaya yerleş. Ne yapmak için? Bu yaşta garson ya da işçi olmam sence de gülünç olmaz mı? Hayır, çiftliğimde kalacağım. Linet, hala genç, güzel ve alımlı bir kadınsın. Sonsuza kadar genç kalmayacağım. Bu işin şakası yok Linet. İnsanlar senin hakkında konuşuyor ve sen saygıdeğer bir eş olana kadar da susmayacaklar. İnsanlar, bana insanlardan bahsetme. Sırf onları mutlu etmek için evlenme teklifi yapan ilk çılgının kollarına mı atılayım yani ha? Zavallı Linet Moore, koca çiftlikte tek başına. Tek başına yaşamak suç öyle değil mi? Çünkü ben bir kadınım, erkek değil. Bazıları gibi hiç evlenmemiş yaşlı bir erkek değilim. Şimdi paraya gelince. Biliyorsun iç savaştan önce sevgili baban ve ağabeyinle çok iyi bir arkadaşlığımız vardı Linet. Bugün hayatta olsalardı mahkemede yaptığını yapmazdın biliyorsun. Seni adalete engel olmaktan ve konumumdan faydalanmak suçundan hapse gönderebilirim. Ama göndermezsin. Hapishane saygıdeğer bir hanımefendiye uygun bir yer olmaz değil mi? Yemin ederim Linet, seni öyle bir yere tıkarım ki 40 yıl uğraşsan... Neyse. Hadi git artık. Çık. Asabi Güneylini de yanında götür. Kim bilir belki de bu her ikinize verebileceğim en büyük ceza olacaktır. Teşekkür ederim Yargıç Molly. Seni yaramaz, seni kaybol. Ah.
Sarhoş muydunuz? Olduğumu söylediler. Ben onlara sormuyorum. Değildim. Kuzeyli adaletini beğendiniz mi? Kuzeyli hayırseverliğinize minnettarım desem. Hı. Dur 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 ho ho. Ho. Evet, sonunda geldik. İşte benim güzel çiftliğim. Gel David. Hadi gelin bakalım. Sakin olun, tamam. Sakin. Baştan söyleyeyim, bir yanlış anlaşılma olmasın. Sizi hapishaneden iyilik olsun diye çıkarmadım. Çiftlik arazim 80 hektar ve tek başımayım. Çoğunlukla mısır ekerim. Evet, çok büyük değil ama güzel bir arazidir. Böyle bir yeriniz varsa size iyi bakar. Tabii siz de ona bakarsanız. Çiftçilik kolay değildir. Bir şeyi halledersiniz, anında karşınıza iki sorun daha çıkar. Örneğin şu eski ahır. Abimle hep onu yıkmak ve yenisini yapmak isterdik. Bunu babama ne zaman söylesek her defasında çok daha önemli bir iş çıkıyordu. Bir gün kendi kendine yıkıldı. Evet, gördüğünüz gibi burada yapılacak çok iş var. Çitler onarılacak, hayvanlara bakılacak. Kuzeydeki tarla sürülecek ve burası da ekilecek. Hayatta kalmak kolay değil Chandler. Çiftlikten biraz anlarım. O zaman beni de anlıyorsunuzdur. Gelin bakalım. Hadi size odanızı göstereyim. Atları sonra hallederim. Yürü Lens. Umarım gözünüzü korkutmamışımdır. Sadece çiftlik hakkında bilgi vermek istedim. Merak etmeyin, paranız heba olmayacak. Hadi. Evet, işte burası. Konforlu sayılmaz ama iki yatağı var. Eşyalarınızı istediğiniz yere koyun. Bu şifonyer eskiden benimdi. Gördüğünüz gibi her şey toz içinde. Burayı epeydir temizlemek istiyordum. Neyse. Ah, yarın camları siler birer perde asarım. Aslında her şeyi yıkamak lazım. Gel bakalım. Kımılda biraz. Hadi kımılda. Buraya gelir misin David? Birlikte battaniyeni serelim. Geceleri burası soğuk olur. Dışarıda bir kulübe yapana kadar köpek burada kalabilir. Evet. Odanız hazır sayılır. Evet. David ne sordu? Burası evimiz mi diye sordu. Pekala. Acıkmış olmalısın. Yemekten önce birlikte atlarla ilgilenmeye ne dersin? Hanımefendi. Evet. Çocuk anlaşmaya dahil değil. Yapılacak bir iş varsa ben yaparım. Olmaz. Olmaz dedim David. Hadi çıkıp etrafı dolaş. Bence boş yere mesele yaptınız. İstediğiniz buysa Bay Chandler, bana göre hava hoş. Evet hanımefendi. Siz ne tarafa gidiyordunuz? Minnesota'ya. Sebebi var mı? Bir ay bekleyebilir. Bakın Bay Chandler, önemliyse kalmak zorunda değilsiniz. Bir anlaşma yaptınız. Buna uyalım. Gururlu birisiniz ha?
Hanımefendi. Evet. Size teşekkür edemedim. Hı. Kendi başına iyi idare ediyor. Aferin David. Sen çiftçi olmak için doğmuşsun. Sensiz ne yapardım bilmiyorum. İnekleri meraya götürebilir misin? Su getirdim. Çalışınca kendini faydalı hissediyor. Garip değil mi? David'in yanındayken onun konuşamadığını fark etmiyorsunuz bile. Hayatından memnunum. İşlerimiz nasıl gidiyor? Tarla birkaç güne kadar ekime hazır olacak. Toprak bu kadar kurakken tarlayı sürmek çok zor olmalı. Başkasının tarlasını sürerken saban bile insana farklı görünüyor. Ama tarla size ait olmasa bile işi doğru düzgün yapmak insana büyük bir memnuniyet veriyor. Akşam yemeğine gelmediniz, yemeğiniz hala ocakta. Pek aç değilim. Evet, size çok iş var dedim ama hepsini aynı anda yapmak zorunda değilsiniz Bay Chandler. Yapabildiğim kadar çok iş yapmak istiyorum. Yani buradan gitmeden önce. Evet, anlıyorum. Karnınız acıkırsa yemeğin yerini biliyorsunuz. De. Arkadaşlarınız mı? Daha fenası komşularım. Dört bir yana çit yaptım. Yoksa her dakika arazime gireceklerdi. Nedense hiç şaşırmadım.
çekil önünden Chandler. Mantıklı olun. Silah onları durdurmaz. Arazimi alamayacaklar. Durun. Bu işi silahsız halledelim. Hadi David, atla atına. Gidelim. Devam edin. Dur bakalım. Hey, ne yapıyorsunuz? Hadi, hadi, hadi. Çekilin. Şu köpeğe baksana. Neler yapıyor böyle? David, dönelim artık. Hayır Jeb. Sorun nedir çocuklar? Sürü neden döndü? Hani o arazide otlayacaklardı? Köpek yüzünden. Köpek sürüyü mi? O çıkardı. Yürü. Aferin David. İyi işti. Lens'e biraz su ver. Ne? Onu artık kaldırabilirsiniz. Yapmak zorunda değildiniz. Burley'ler anlaşmaya dahil değildi. Teşekkür etme sırası bende sanırım. Bir şey söyleyeyim mi? Çok köpek gördüm ama gördüğüm en iyi gösteriydi. Harika bir köpek. Evet, iyi köpektir. Köpek mi? Hayır, o sıradan bir köpek değil. O bir çoban köpeği. Çoban köpeği yetiştirdiğim için biliyorum. Yetiştiricisi kim? Benim. Ben yokken oğlum ilgilendi. Köpeğiniz gerçek bir safkan. Şeceresi nereden? Lancelot'tan. Aa evet. Georgia köpek çiftliği. Sizinle çok karlı bir anlaşma yapabiliriz. Kaç para istiyorsunuz? Lancelot'lık değil. Bir saniye lütfen bayım. Bu kadar nazlanmanıza gerek yok. Burada peşin para ödemekten bahsediyorum. Fiyat doğruysa her şey satılıktır. Üzgünüm ama bu sefer yanıldınız. İsmim Bombay.
Koyun alır, köpek yetiştiririm. Ve elinizde de gerçek bir şampiyon var. Kusura bakmayın ama çok işim var. 150 dolara ne dersiniz? Hemen şimdi işi bitiririz. Berkshire kraliçesine bile daha hayır, az ödedim. Hayır, teşekkür ederim. 200 dolar olsun. Her köpek satılık değildir. Güle güle Bay Bates. Bu adamın derdi ne? Palavra attığımı mı düşündü? Kim bu? Yabancı geldi. Adı Chandler. Hakkında bildiğim tek şey bu. Güneyli değil mi? Tüm Güneyliler gibi o da inatçı. İyi bir fiyat verdim. Hatta iyiden de öte. Ya zengin biri ya da aptalın teki. Adam meteliğe kurşun atıyor Burn. Güneyli. $200 çok iyi para Bay Chandler. $2 da öyle. Şayet hiç paranız yoksa. Bu söyledikleriniz beni mutlu ediyor. Evet, bunları duymaktan çok mutluyum. Ama güneş yavaş yavaş batmaya yüz tutmuşken, o kız kardeşleri görebilmek için daha fazla vakit kaybetmesek ve bir an önce yola koyulsak iyi olmaz mı? Zorlu yürüyüş neşeli bir hale dönüştü. Yemek kırıntıları kısa sürede toplandı. Sonra yolcular sırt çantalarını omuzladılar, kollarını sıyırdılar ve o küçük ışık alanından ayrılarak yeniden ormanın derin gölgelerinin içine dalıp yavaş adımlarla gözden kayboldular. Birinci bölümü bitirdik. Yarın gece devamını okursun. Hadi artık uyu bakalım. İyi geceler David. Ona çok iyi bakıyorsunuz. Bu saate kadar çalıştınız. Yani hala sıcak ocağın üzerinde. Teşekkür ederim. David çok güzel bir gün geçirdi. Burayı özleyecek. Sizi de. Ben de onu özleyeceğim. Oturun Bay Chandler. Hanımefendi. Efendim. Nankörlük etmek istemem ama David'in bir şeye bağlanması iyi olmaz. Bu sadece buradan ayrılmasını güçleştirir. Minnesota'ya mı? Evet. Babasısınız elbette, onun iyiliğini düşünüyorsunuz ama bir gün bir yere yerleşmelisiniz. Evet. Konuşmaya başladığında. Çok tuhaf bir kadınsınız. Öyle mi? Kadınların iltifat anlayışı daha farklıdır. Yani tuhaf derken çocuklarla çok iyi geçinmenizi kastettim. Bilemiyorum ama bu David'le ilgili bir şey. Bence o çok özel bir çocuk. Onu demek istememiştim. Ha? Neden hiç evlenmediğimi kastettiniz değil mi? Sizi kızdırdıysam özür dilerim. Siz de mi beni merak etmeye başladınız? Evet, hiç evlenmedim.
Çünkü teklif edecek doğru insan çıkmadı. Bir şey sorabilir miyim? Evet, istediğinizi sorabilirsiniz. Savaştan önce nasıl biriydiniz? Sıradan biriydim. Zengin sayılırdım. Hatırlayamayacağım kadar eskidendi ama. Hatırlamak istemiyorsunuz. Bazen elimde olmuyor. Peki bu nasıl oldu? Hı? Yani David. O sırada ben orada değildim. Yine de bilmek istiyorum. Atlanta dışında büyük bir evimiz vardı, Charlotte'da. Evde yangın çıkmış, eşim ölmüş. Ve her şey David'in gözlerinin önünde olmuş. Eve döndüğümde her şey yanıp kül olmuştu. Kuzeyli askerler çocukları toplayıp kuzeye göndermişler. Sonra David'i Pensilvanya'da bir yetimhanede bulabildim. Lance'le birlikteydi. O zamandan beri doktor doktor dolaşıyoruz. Tüm ülkeyi gezdik. Peki o nasıl biriydi? David'in annesi? David'e benzerdi. Açık tenli, mavi gözlü. İyi bir eş ve harika bir anneydi. Birerken isteyebileceği her şeye sahipti. Onu bile hayal meyal hatırlıyorum. Yeseniz iyi olur. Soğuk yağ ne kadar iştah kapatan bir şey yoktur derler. Sorun değil hanımefendi. Hadi David, koştur şunları. Çek çek. Fırçayı bastırma David. Boya akmasın. Dikkatli ol. En ufak hatada R'yi B yaparsın. Böyle çok iyi. E'yi de yaz, tamamdır. Merhaba Linet. Hoş geldiniz doktor. Güneşten resmen beynim kavruldu. Soğuk bir içeceğin var mı? Su mu, elma suyu mu? Elma suyu. Ondan daha iyisi yoktur. Tabii böğürten suyunu hesaba katmazsak. Oh. Merhaba dostum. Ne zaman bana uğrayacağınızı merak ediyordum. En az 3 hafta oldu. Çalışıyordum. Şu Jeb Burley olayını duydum. Sokak kavgasını tasvip etmem mümkün değil ama birinin gözü moraracaksa onunki olmasını yeğlerim. Linet için çalışmak nasıl bir şey? Bize iyi davranıyor. Ha. İçeri buyurun doktor. Linet çok iyi bir kızdır. Onu tanıdığımda şu kadar çıktı. Tıpkı senin oğlan gibi. Sahi o nasıl? İyi. Peki Linet'le arası nasıl? İyi. Eminim bunları sormak için gelmediniz. Ne oldu? İyi denebilecek haberlerim var Chandler ama emin değilim. Bazı şeylere temkinli yaklaşmayı severim. Ne demek bu? Teşekkür ederim. Örneğin bu mektup. Sana gelmek için Strauss'un cevabını beklemek istedim. Peki ne demiş? Burada çalışmak heyecan verici Sayın Raip. Bana hep öyle der de. Neyse. Çocuğun durumu ilgimi çekti. Tarif ettiğiniz semptomlar histerik felci işaret ediyor. Böyle 6 hasta tedavi ettim. 3'ünden de iyi sonuçlar aldım. Yani çocuğu iyileştirebilmek için %50 şansımız bulunuyor. Doktor, bunu göze alıyorum. Mektup henüz bitmedi Chandler. Bununla birlikte ayın 30'unda buradan ayrılıp San Francisco'ya gideceğim. Hasta o tarihten önce gelirse memnuniyetle kabul ederim. Lütfen Bay Chandler'a söyleyin, seyahat süresi, testler, araştırma, ameliyat ve tedavi için 3 hafta zaman ayırsın. Ayrıca bu hizmetimin tamamen ücretsiz olacağını da bildirin. Kardeşiniz Eli Strauss. Evet? Geleceğimi söyleyin. David de bunu istiyor mu? Eminim. Bu ameliyat tehlikeli mi? Hayır, aslına bakarsanız bu çok basit bir ameliyat. Seyahat ve diğer masraflar için para bulmalıyım. Bütün bunlar sana yaklaşık $300 mal olur Chandler. 300 mü? Bu parayı bulmak zaman alacak.
Bir haftadan daha az zamanın olduğunu unutma evlat. Bir haftadan daha az. Bunu hesaplamamıştım. Zengin bir sayılmam ama faydası olacaksa sana $50 borç verebilirim. Tek param bu. Teşekkür ederim ama bunu alamam. Neyse, ben görevimi yaptım. Keşke fazlasını yapabilsem. Fikrini değiştirirsen haberim olsun. Hoşça kal Linet. Güle güle doktor. Güzel olmuş. Buna en fazla $50 verebilirim. $50 mı? Ciddi olamazsınız. At satmak kolay mı sanıyorsunuz? Satana kadar besleyeceksiniz. Bu da para demek. Evet, sizi anlıyorum ama ben bu ata $200, eğere de $100 ödedim. Eğer çok yıpranmış. Bence hala iyi durumda. En son $75 olur, işinize gelirse. Teşekkür ederim. Güneyli. Fikrinizi mi değiştirdiniz? Hı? Evet, sıra sende. Sert bir şey lütfen. Dostum, seninle biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Ama böyle olmaz Chandler. Birbirimize karşı medeni olmazsak hiçbir yere varamayız. Küçük bir ikram daima buzları eritir. Sana kalmış Chandler, ya arkadaş oluruz ya da tersi. Pekala, koyun bakalım. Güzel, güzel. İlk olarak oğullarımla aranızda geçenler için senden özür dilemek istiyordum. Yetişkinler kendileri özür dileyebilir. Hayır hayır, Tom henüz daha yeterince adam olmuş sayılmaz. Cep biraz deli doludur ama ikisi de fena çocuklar değildir. Sadece biraz dik başlılar, o kadar. Nasılsın Harry? Merhaba Bates. Aslına bakarsan bize kızgın olduğun için seni suçlayamam Chandler. Bir de bunun üstüne çocukların arazide yaptıkları da hoş şeyler değildi, kabul ediyorum tamam ama... Oğullarını koruyan bir babayı da suçlayamazsın değil mi? Evet. Sen de babasın, beni anlarsın. Sizi anlıyorum. Hayatım boyunca çok çalıştım, hayvancılık yaptım, 100 koyunla başladım, sonra sürümü giderek büyüttüm. Artık daha da büyütme imkanına sahibim. 1000 tane koyunu kolaylıkla 2000'e çıkarabilirim. İyi, çıkarın o zaman. Linet yüzünden arazime sıkışıp kaldım. Bir tarafta tepeler, diğerinde Timberland. Tam karşıda da Linet var. Ah, o köhne çiftlikten ne bekliyor anlayabilmiş değilim. Kendine göre sebepleri olabilir. Belki de sen onunla konuşabilirsin. Bu işten para da kazanırsın. Hem de yüklüce bir para. 500 diyelim mi? Aklınızda ne var? Bir süre benim için çalışmaya ne dersin? Benim bir işim var zaten. Sana daha iyisini teklif ediyorum. Ben yerimden memnunum. Kendimi ifade edemedim galiba Chandler. Asla boş tehditlerde bulunmam ama şunu da bil ki istediğimi alana kadar durmam ve hiçbir şey de beni durduramaz. Henüz bardağına dokunmadım. İçeceğimi kendim alırım. Tabii Chandler, keyfin bilir.
Eve gelmeden önce inekleri getirmeyi unutma. Para bulamadınız mı? Hayır. Kahve ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Keşke diyebileceğim bir şeyler olsaydı. Biliyorum. Size yardım etmek istiyorum. Yanlış anlayacağınızı biliyorum ama çiftliğe ipotek koydurabilirim. Olmaz. Yine de teşekkür ederim. Yapılabilecek bir şey olmalı. Tek şey var. Nedir? Köpeği satmak zorundayım. Hayır, olmaz, bunu yapamazsınız. David için ne ifade ettiğini biliyorum ama başka çare yok. Mutlaka başka bir çare olmalı. Şu an David için konuşmaktan çok Lens önemli. Şu an için evet ama 10 yıl ya 20 yıl sonra ne olacak? Hayır. Bakın, David'in eski halini hatırlıyorum. Evdeki son günümdü. Birliğim yola çıkarken David bana seslenmişti. Johnny! Johnny! Annesi beni öyle çağırırdı. Sesini son duyuşumdu. Belki de hiç konuşamayacak. Bu ihtimale hazırlıklı olmalısınız. David konuşacak. Bunu ben de istiyorum. En az sizin kadar. Ama başarı şansı sadece %50 iken o köpeği satamazsınız. David'e olan hislerimi biliyorsunuz. Konuşması için her şeyi yaparım. Bunları onun iyiliği için söylüyorum. Ben de David'i düşünüyorum. Yalnızca onu. Madem öyle, bunu ona sorun. Kararı ben vereceğim, o değil. Pekala. Ben diyeceğimi dedim. Durun. Bu şekilde olmaz. Gitmeyin. Lütfen işimi zorlaştırmayın. Beni anlamaya çalışın. Sizi gayet iyi anlıyorum. Hayır, anlamıyorsunuz. Doktor dolaşıp her defasında hiç konuşamayacağını duymak, nasıl bir şey anlayamazsınız. İlk kez karşıma bir umut ışığı çıktı. Bu fırsatı kaçıramam. Peki bir fayda sağlamazsa o zaman ne yapacaksınız? Aynı şeyleri yeniden mi yaşayacaksınız? Yeni bir doktor duyduğunuzda yine yollara mı düşeceksiniz? Bu ne zaman sona erecek? Ne zaman bitecek? David konuştuğunda. Evet. Dediğiniz gibi o sizin oğlunuz ve karar da size ait. Ne zaman gidiyorsunuz? Her an olabilir. Madem öyle, yarın yola çıkarsınız. Ne kadar erken o kadar iyi. Ben sabah arabayı hazırlar, sizi mağazaya götürürüm. Minnesota'da geceleri çok soğuk olur. Çocuk için yiyecek ve fazladan battaniye de hazırlarım. Teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Geldiğinizden beri çok çalıştınız. Çitleri tamir ettiniz. Bütün tarlaları sürdünüz. Ahırı elden geçirdiniz. Paramın karşılığını fazlasıyla aldım Chandler. Hem de çok fazlasıyla. Dur! Yak şunu. Sana yak dedim. Ya! Sakin ol oğlum. Ne oldu?
David, ne istiyor? Bir şey mi? Sorun nedir? Ne var? Ne istiyorsun anlamıyorum. Ne olur da anlatabilseydin. Chandler! Chandler! Su getirin. Hepsi çıktı. Hepsini kurtardık. Daha hızlı. Daha hızlı. Sorun yok David. Geçmişi unutmalısın. Uzun zaman önce yaşandı ve bitti. David iyi değil mi? Sonunda uyuyabildi. Bir aylık çalışma kül oldu gitti. Bence Şerif'e haber vermelisiniz. O ne yapabilir ki? Kanıt olmadan mahkemeye gidemezsiniz. Biliyor olmanız lazım. Evet, nasıl bilmem. Belki de pes edip çiftliği böylelere satmalıyım. Böyle bir şey yapmayayım. Başka bir seçeneğim yok. Bazı şeyler olmasa da olur ama ahırsız çiftçilik yapamazsınız. Kışın hayvanları besleyemezsiniz. Yenisini yaparım.
gideceğinizi sanıyordum. Bunu mu istiyorsunuz? Hayır. Öyleyse burada kalmak istiyorum. Tabii bir itirazınız yoksa. David ve köpek konusunda haklıydınız. Başka bir çare olmalı. Mutlaka olmak zorunda. Umarım öyledir. Size bir kahve yapayım mı? Hayır. Siz gidip biraz uyuyun. Bence siz de uyumalısınız. Pekala, kahve iyi olur. Malum, gündüz vakti beni hiç uyku tutmaz. Bir ara şu koşumları tamir etmeliyiz. Yakala. Buraya gel. Böyle daha iyi. Onu dizgine dola. Hadi Lens. Çık bakalım. Niye böyle gecikti? Gidip hazırız de. David ne söyledi? Çok güzelsiniz diyor. Ah, teşekkür ederim David. Elbiseniz çok şık. Beğendiniz mi? Gerçekten çok. Teşekkür ederim. Güzel giyinmenin verdiği hissi unutmuşum. Daha sık yapmalısınız. Başlarda kararsızdım çünkü bonem epey eski moda. Şapka da başımda durmuyor ama babam hep şapkasız bir kadın yarım giyinmiş demektir derdi. Babanıza katılıyorum. Çok naziksiniz. David, arkaya otur. Baksana Linet sonunda bir adam bulmuş galiba. Bu anı ölümsüzleştirin. Yapacağınız tek şey kameraya gülümsemek. Sadece bir dolara çocuklarınıza ve torunlarınıza güzel bir hatıra bırakın. Evet doğru, sadece bir dolar. Hadi arkadaşlar, sizi ve sevdiklerinizi tarihin sayfalarına kaydedelim. Bu fırsatı değerlendirin. İleride bu fotoğrafa baktığınızda bu güzel günü yeniden yaşayıp hep birlikte mutlu olacaksınız. Endişe etmeyin hanımefendi, sizi de çekerim. Sağlamdır Bayan Esti, en sert rüzgara bile dayanır. Yağmur ve güneş için de uygun. Hoş geldiniz. Gümüşünüzü sattım. 15 dolara mı? Hı-hı. Pantolonlarınız nerede? Hemen şu arkada. Tamam. Hadi David. Linet, seni az daha tanıyamayacaktım. Ne hoş bir elbise. Gerçi benden almamışsın ama. Ben hemen geliyorum. Bunların püskürsüzü var mı? Bunları hep püskürlü yapıyorlar Bayan Ensley. İstemiyorsanız kesip atabilirsiniz. Evet, olabilir. Siz bunu bir düşünün. Gorman. Belki de kim bilir. Evet evlat, alıcı mısın, bakıyor musun? Hı? Hangisi olsun? Çikolatalı, şekerleme. Karar ver evlat, çikolata tatlıdır ama şekerleme ağzında daha uzun dayanır.
Belli ki bu afacan sözümü dinlemeyecek. Çocukken ben de senin gibiydim. Hadi şuraya otur bakayım. Bunlar sağlam görünüyor. Hepsi öyle gibi Linet. Bana hiç böyle hitap etmemiştin. Aslında ben de hanımefendi sözünden sıkılmaya başlamıştım. Kendimi 10 yıl daha yaşlı hissediyordum. Bir beyefendi bunu yapmamalı. Sakıncası var mı? Hayır. Sıkılmıştım dedim ya. Hadi David, şunu bir dene. Kabinler hemen ileride. Merhaba Linet. Yıllar oldu, artık seni buralarda pek göremiyoruz. Hatta geçen gün halk kulübünde herkes senden bahsediyordu. İnsanlar seni merak ediyor. Çiftlikte tek başına neler yapıyorsun ha? Paketinizi buyurun Bayan Ensley. İzninle Linet. Çantanız burada. Çantanızı unuttunuz Bayan Ensley. Bekleyin lütfen. Buna hayatınızın fotoğrafı diyebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle fotoğrafınız olsun istemez misiniz? Şu yeni misiniz? Fotoğrafçıya bakın. Güzel elbisen ve bonenle bir fotoğraf çektirsene Linet. İyi de fotoğrafı ne yapacağım ki? Ara sıra bakarsın. 10 yıl sonra baktığında bugün nasıl göründüğünü bilirsin. Hadi çektiriver. Ben çocukla ilgilenirim, git sen. Hadi nazlanma. Hadi Linet. Duvarınıza asın, masanıza koyun. Evet, bir koyun. Bakalım. Bu pantolonlar üzerinde kalıp gibi oturacak. Halinizi görsün. Sadece 1 dolara bu dahiyane makine sizi bir sonraki kuşaklara taşıyacak. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 1 dolara. Hadi dostlar, sevdiğinizle bu harikulade deneyimi yaşayın. Bu deneyim önünüze yepyeni ufuklar açacak. Şöyle buyurun. Otursana Linet. Biraz gerginim. Gergin olmayın hanımefendi. Lütfen iskemlemize oturup dediklerimi yapın. Bu güzel an hayatınız boyunca sizinle olacak. Evet, şimdi biraz arkaya doğru gelin ve başınızı geriye yaslayın. Çok güzel. Sizi de şöyle alalım bayım. Rica etsem şapkanızı çıkarır mısınız? Öyle daha iyi olur. Şimdi lütfen pozunuzu alın ve kımıldamayın. Evet, evet, gerçekten çok güzel görünüyorsunuz. Biraz daha gülümseyin hanımefendi. Siz de bayım. Teşekkür ederim. Evet, çok güzel oldu. Bunu hiç bozmayın. Evet, hazır mısınız? Pekala. Çekiyorum. İsmin Chandler mı? Hakkında çok şey biliyorum. Linet'le yaşıyorsun. Babam dilinin olmadığını söyledi. Bu doğru mu? Evet, bu o. Size bahsettiğim dilsiz çocuk. Sahiden de dilin yok mu? Pekala, aç bakalım ağzını. Dilin var mı, anlayalım. Hadi ahmak, aç şu ağzını da bakalım. Ağzını açmazsa çimdikleyin. O zaman ağzını açar. Bakın, çimdiklenince bile bağırmadı. Dili olsa bağırırdı. Aç ağzını, hadi aç. Dili var mı yok mu görelim. Durun, kesin şu kavgayı. Teşekkür ediyorsunuz böyle, kesin dedim size. David! Konuşsana! Kasabamızdan defol! İyi misin oğlum? Lütfen üzerini temizle. Yeni bir pantolon al. Ben hemen döneceğim. Bay Bates? Hı? Merhaba. Beni pas geçin. Köpek için geldim. Onu hala istiyor musunuz? Belki evet, belki hayır. Ne kadar istiyorsunuz? $300. $300 biraz fazla değil mi? $150 ne dersiniz? Pazarlık yok Bay Bates. $300 alıyorsanız alın. $200. Durun bir dakika. Ticaret yaptığım en zor adamsınız Bay Chandler. Pekala. Dediğiniz gibi olsun. Köpek nerede? Yarın öğleden sonra getireceğim. Bir mahsuru var mı? Hayır. Ama parayı şimdi almalıyım. Anlayamadım. Bu nasıl bir anlaşma böyle? Köpeği almadan size peşin para mı vereceğim? Evet bayım. Bana güvenmek zorundasınız. Öyle olsun.
Sizi bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Dağıtın bakalım beyler. David'e söyleyecek misin? Hayır, sırası değil. Her şey bittiğinde söyle. O zaman daha iyi anlar. Umarım öyle olur. Linet. Efendim? Bir şey soracağım. David'le Minnesota'ya senin gitmen daha iyi olmaz mı? Neden? Seninle kendini daha iyi hissedebilir. Ben dönmeyebilirim ama sen dönersin. Ayrıca ahırı onaracağım. Hasat yaklaşıyor ve böyleler de rahat durmayabilir. Gidecek misin? Şayet yapmamı istediğin şey buysa... Evet Linet, istiyorum. Birazdan yola çıkıyorsunuz David. Hadi lense veda et. Onu merak etme. Dinle. Lens'i yanında götüremezsin. Orada uzun süre kalabilirsiniz. Asma suratına David. Her şeyi bozmayacaksın değil mi? Böyle olması daha iyi David. Lens'i yanımızda götüremeyiz. Merak etmeyin. Çektiğimiz onca sıkıntından sonra delikanlı bu işten vazgeçmeyecektir. Bize bunu yapmazsın değil mi evlat? Bak, sana yol için biraz şekerleme aldım. Korkmuyorsun değil mi David? Aferin sana. Geri döndüğünde kafanı sallamak yerine bana her şeyi anlatacaksın. Hadi bakalım. Herkes arabaya binsin. Yola çıkmaya hazırız. Dinle oğlum. Neler olacağını bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Bazen yapmak istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz. Uslu duracak mısın? Hadi. Bin bakalım. Linet. Kendine çok iyi bak. Sen de. Lens'i merak etme David. Bir şey söyleyeceğim Linet. Yürüyün bakalım. İn Lens, in. Linet, ben sana... David, güle güle. Ben de sizi bekliyordum. Bir ara oyuna mı geldim diye düşündüm. Şaka yapmış olabilirdiniz. Ama yapmamışsınız. Söylesenize fikrinizi neden değiştirdiniz? Fiyat doğruydu diyebilirim. Demek dediğime geldiniz. Her şeyin bir fiyatı vardır demiştim, öyle değil mi? İşte köpeğiniz. Gel oğlum.
Hadi Lance, oraya git. Gel buraya. Seni büyük bir şampiyon yapacağız. Hadi oğlum, buraya gel. Hadi Lance, yürü. Gel. Doktor Strauss ameliyatı yarın yapacak. Onu tanıdıkça daha çok sevmeye başladım. David'le çok iyi arkadaş oldular. Hatta doktor ona satranç öğretiyor. Bu oyun beni biraz aşıyor. Dün ailelerden biri çocuklarına yavru bir köpek getirdi. David onları birlikte gördü. Tüm seyahatin en kötü anı da bu oldu. Umarım doğru bir şey yapmışızdır. Chandler! Lynette'den mektup geldi. Postanenin önünden geçerken memur bana Minnesota'dan mektubunuz var dedi. Siz okuyun doktor. David'in ameliyatı sona erdi. Tedavi aşamasına başladılar. Henüz çok erken ama Doktor Strauss her şeyin beklendiği gibi gittiğini söyledi. Sonucu birkaç gün içinde alabilirmişiz. Umarım doktorun söylediklerini yanlış yorumlamamışımdır. Ama sesi çok iyimserdi ve 3 gün içinde eve dönebileceğimizi söyledi. Öğleden sonra arabasıyla. Umarım bu mektubu biz gelmeden alırsınız. David eve dönmek için sabırsızlanıyor. Tabii ben de. Sevgiler, Lynette. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok üzgünüm Chandler. Lance'in durumunu biliyor mu? Ona söyleyecek gücü bulamadım. Onu evde bıraktım. Tamam. Hava düzelince yola çıkarız.
Benim söylememi ister misin? Belki daha kolay olabilir. Hayır, ben söyleyeceğim. Lens artık yok David. Ben onu sattım. İnan bunu yapmaya mecburdum David. Başka çarem yoktu. Ne yazık ki bel bağladığım ihtimal gerçekleşmedi. Lensi satacağımdan haberin olsaydı ameliyat için gitmezdin. Evet, sana yalan söyledim. Benden nefret edebilirsin. Buna hakkın var. Lens'i ne kadar sevdiğini biliyorum. O benim için de çok değerli. David! Anlamıyor musun? Yapmak zorundaydım. Yapmak zorundaydım. David! David! Lütfen, ben doğru söylüyorum. İnan bana oğlum. Babet. Ne istiyorsunuz Bay Chandler? Size sattığım köpeği. Köpek mi? Kırma deseniz daha doğru. Köpek olarak 5 para etmezmiş. Tam anlamıyla sahibinin köpeği. Bunu anlamalıydım. Kırma köpeklerin hiçbir değeri yok. Bir şekilde paranızı ödeyeceğim Bay Bates. Ama köpeği hemen almalıyım. İnanın memnuniyetle geri verirdim ama artık bende değil. Nerede? Başımdan attım. Ne koyunları yönetiyordu ne de komut alıyordu. Tek yaptığı şey yere kıvrılıp inlemekti. Hayatımda ilk kez yanıldım. Bana yerini söyleyin. Başımdan attım dedim ya. Nasıl? Kağıt oyununda kaybettim. Kime? Harry Burley'e. Elimde de iyi kağıtlar vardı. Ama ne yaptı ne etti oyunu kazandı. Bilmiyorum neden ama Burley hep o köpeğin peşindeydi. Kazanınca köpeği aldı gitti. Teşekkür ederim. Bir şeyden eminim, onlar da köpeği yola getiremez. Bakın işte kendi gözlerinizle görün. Ya 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 ya. Size dememiş miydim? Nereye gidiyorsun? David için Lens'i geri alacağım. Silahla mı? Lens Burley'lerde. Onlar sadece silahtan anlar. Harry'i tanırım Johnny. Sebepsiz hiçbir şey yapmaz. Bakalım sebebi neymiş? Sebebi sensin. Geldiğinden beri onun yoluna çıktın. Sen olmasaydın çiftliği elimden kolayca alırdı. O Lens'i istemiyor. Seni istiyor. Lütfen. Beni dinle John. Ölü bir babanın oğluna ne faydası olur? Ver şu silahı bana. Bunun seninle ilgisi yok. Hayır, var. Ben de onun bir parçasıyım. Beni sen dahil ettin. Hayatıma girip sonra da çekip gidemezsin. Buna izin veremem. Bırak gideyim Lynette. John! Ne bu?
Gurur mu? Öyleyse Birdie'lere ben gideyim çünkü artık gururum kalmadı. Bu çiftlik bile umurumda değil artık. Benim için sadece David ve sen varsınız. Senin için bunun bir anlamı yok mu? Hem de fazlasıyla. Ama bunu yapmalıyım. John! John! David! David bekle! David! Bana bak! Büyük bir hata yaptım, özür dilerim. Köpeğini geri alacağım. Hayır, yalan söylemiyorum. Sen burada bekle. Anladın mı beni? Lens'i geri getireceğim. David! David! Burada kal. Güney'li geliyor Cep. Babam gelecek demişti. Güzel. Yürü. Ziyaretçimiz var. Beklediğimiz bir ziyaretçi öyle değil mi? Buraya geliyor baba. Bırakın gelsin. Hayır hayır olmaz. Henüz değil. Biraz misafirperverlik gösterelim. Konuşacak zaman değil baba. Temizleyip kurtulalım şunu. Aklınızı başınıza toplayın. Beni onunla yalnız bırakın çocuklar. Siz gidip arka odada bekleyin. Hadi. Hadi yürüyün ikiniz de. Çabuk olun. Yürüyün. Ha? Hadi. Buyurun girin girin, kapı açık. Şu işe bak Chandler. Hadi gelsene. Rahatına bak, otur şöyle.
Ne ikram edeyim? Teşekkür ederim. Ben biraz meyve suyu içeceğim. Bardağa koyar mısın? Tek kolla o testiyi kaldırmak biraz zor oluyor da. Köpeğim nerede? Köpeğim mi dedin? Bizi yine hırsızlıkla mı suçlayacaksın? Önceden yaptığın gibi. Koyun olan yerde köpek hırsızı at hırsızı kadar kötüdür. Pekala, sizin köpeğiniz ama onu geri istiyorum. Parasını size bir şekilde öderim. O köpeği mutlaka almam lazım. Evet, mantıklı konuşmaya hazır gibisin. Peki ya Linet? Ahırının yanması kötü oldu. Buraya köpek için konuşmaya geldim. Tabii tabii, elbette. Beni bu olanlar o köpeği çok seviyor. Tıpkı aileden biri gibi oldu. Linet konusunda hassassın, öyle değil mi? Bütün kasaba ikinizden bahsediyor. Ne söylüyorlar? Tahmin edebileceğin şeyler işte. Senin gibi yakışıklı biri, Linet gibi güzel bir kız, gözlerden uzak bir yaşam. İnsanların çenesini kapatamazsın değil mi Chandler? Fesatlar hep olacaktır. Doğrusu seni bir türlü çözemedim Chandler. İlk günden beri başıma sorun çıkarıp duruyorsun. Şimdi de benden bir iyilik istiyorsun. Her şey istediğim gibi gidiyordu. Linet çiftlikten vazgeçmek üzereydi ama onunla sen... ilgisi yok. Ben bir iyilik istemeye geldim. Evet biliyorum. Bunun Linet'le hiçbir ilgisi yok. Tüm bunlar senin çocuğun için. Dilsiz çocuğun. Doğru değil mi Chandler? Evet doğru. Evet seni anlıyorum. Benim de oğullarım var biliyorsun. Ama o köpeği niye istiyorsun anlamıyorum. Bates'in dediği gibi hiçbir işe yaramayan pire torbasının teki. Benim işime yarıyor. Pekala, senin olsun. Al götür hadi, senindir. Ciddi misiniz? Gidebilirsin Chandler. Köpeğin yandaki barakada. Al ve git. Oğullarıma yaptıklarından sonra neden bu kadar şaşırıyorsun ki? Hadi fikrimi değiştirmeden çek git buradan. Teşekkür ederim. Gitmesine izin veremem. Yavaş ol. Köpek hırsızı vurmaya ne dersiniz beyler ha? Cep sen koyun ağalına git. Tamam. Sen de saman yığınla. Barakadan çıkmadan sakın onu vurmayın. Söylediğimi de unutmayın. Biz sadece köpek hırsızını öldürüyoruz. Anladınız mı beni? Anladık. Hala burada mısın? Yürü hadi. Acele et. Thank you.
Hadi gidelim, hadi. Yere yat. Tom, hadi. Johnny, dikkat et. Konuştun mu? Johnny dedin. Bir daha söyle. 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 Söylemiştin. Bir daha söyle. Yapabilirsin. Johnny. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Seni geberteceğim. Baba, çekil. Açıkta duramazsın baba, dinle beni. Saklanalım. Çekil şuradan, çekil korkak herif. Seni öldüreceğim Chandler. Yaklaşma Burley, seni uyarıyorum. Geber pislik herif. Baba. Konuşabiliyorum.